Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, bugün yine bir günde iki kelimeyle karşı karşıyayız. Bugün öğreneceğimiz iki kelime de bu sayfadan. Neden? Çünkü geçtiğimiz ders daman kelimesini öğrenmiştik ve damanın etek olduğunu öğrenmiştik. Farsça bir kelimeydi. Bakın burada da yine bir damen var. Bu damen, önce bunu öğreneceğiz. Arkasından da damiyeyi öğreneceğiz. Bakalım damen ne demek arkadaşlar? Geçenki dersimizde öğrendiğimiz damen etek demekti. Buradaki damen ne demek? Bu da bakın Farsça. Aynı demek ki. Etek. Bu da aynı. Geçenki de aynıydı. Zeyl ve libasın belden aşağı sarkıp uzunca olan tarafı. Demek ki damen neymiş? Etek, zeyl ve libasın belden aşağı sarkıp uzunca olan tarafına ne denir? Damen denir arkadaşlar. Arkadaşlar, geçen bölümde hatırlarsanız daman kelimesine baktığımızda, daman kelimesi özellikle Hindistan'da karşımıza bir şehir olarak çıkmıştı. Ama damen kelimesine baktığımızda bakın, sitti buluz, bluzmuş arkadaşlar ve dameni siyah, siyah etek anlamında. Yine şurada bakın, sitti şömiz, dameni şömiz, harir demiş, ipek bir elbise olarak karşımıza çıkıyor. Yine damene baktığımızda bakın, buralarda da damenle ilgili hep etek çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Yani daman hem dağ eteği demek olup, geçenki dersimizde öğrenmiştik o kelimeyi. Daman dağ eteğiydi. Daman Hindistan'da bir şehirdi. Ama damen sadece ve sadece arkadaşlar etek anlamında kullanılıyor. Yani bunun altını çizelim. Damanla damen arasında da fark olduğunu böylelikle öğrenmiş olduk. Yani bakın buralarda da görüyorsunuz, şömiz damen demiş, midil bluz demiş, dameni şalvari, şalvara benzer, şalvar etek derler ya, o şekilde bir kıyafet. Bakın sitte damen ve şomiz der satır, der satır şeklinde görüyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlar damen kelimesini öğrenmiş olduk. Bence hemen biz kelimemize dönelim. Çünkü ikinci kelimemiz de aynı sayfadaydı ve onu da öğrenecektik. İkinci kelimemiz neydi peki arkadaşlar? Şunu yine bir çerçeve içine alalım. Birinci kelimemiz damendi. Ve geçtiğimiz ders şöyle öğrenmiştik arkadaşlar. Bakın bunun da altını çizelim. Geçtiğimiz ders öğrendiğimiz damen bu şekildeydi. Bugün öğrendiğimiz damen ise bakın şu şekilde. Yani mimden sonra direkt nun yazıyorum. Elif yazmıyorum. Geçen dersimizde şurayı öğrenmiştik. Bu dersimizde buradaki dameni öğrenmiş olduk. Bu dersimizde arkadaşlar bir günde iki kelimenin, bu haftaki dersimize konuk olan kelimesi damiye. Bu da önemli arkadaşlar. Dem kelimesi kan demektir, biliyorsunuz. Bakın kelimenin kökeni Arapça. Yani ne demek? Bakın sıfat olduğunu görüyoruz. İsmi sıfat diyor çünkü. Fıkhiyeden, yani fıkhi bir kelimeymiş bu arkadaşlar. Dinle alakası var. Yani bunun altını çizelim. Fıkhiyeden olup kan seyelan eden, kanın akmasına arkadaşlar damiye deniyor. Yaraya denilir. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Kan seyelan eden yaraya denilirmiş. Tabii bundan sonraki derslerimizde kısmet olursa bir günde iki kelimeleri biraz daha büyüterek okuyacağız. Damiye kelimesiyle ilgili bir internet araştırması yapalım. Tabii arkadaşlar, damiye kelimesine bakacağız ama bakın burada kan görüyoruz. Akan bir kan. Burada da ne diyor? Kasabatu intiharu damiye. Yani kanlı bir intihar kasabası diyor. Burada da Bade Leylet'in Damiyet'in kanlı bir geceden sonra tüceddidü sadamat, çarpışmalar yeniden ne oldu? Yenilendi diyor arkadaşlar. Bakın Bade Leylet'in Damiyet'in tüceddidü sadamat beynel mütezahirin, göstericiler arasında, vel emnu finnasi
Nasriyetü Cenubul Irak, Irak'ın kuzeyinde. Ama şuraya ben hayran kaldım. Bakın, damen kelimesi ne kadar muhteşem yazılmış arkadaşlar. Gördük mü? Muhteşem bir yazıyla damen kelimesini görüyoruz. Özür diliyorum, damiye. Hep aklımızda damen kaldığı için damiye kelimesi çıkana kadar bakın burada da görüyorsunuz. El ezmetu Suriye, Suriye krizi. El vilayetul muttahide, Birleşmiş Devletler yani Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri testerret ala garatun cubetun damiyetun kanlı bir saldırı yapmış. Nerede? Fi Suriye. Suriye'de de ne yapmış? Kanlı bir saldırı yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dame kelimesinin damiye kelimesi ne kadar güzel yazılmış. Dama damiyetun ma'nal ismi damiyetu aslul ism Fransiya yutlaku alel ünes kadınlara verilirmiş damiye ismi ve yani bu şu anlama geliyor diyor. El cami toplama el asıf esmek anlamına da geliyormuş. Ve huve ismun cedidun ve gayru münteşir. Yaygın bir isim değilmiş. Fil biladil arabiye, Arap ülkelerinde yaygın bir isim değilmiş. Ve sahibatü ismi damiye, damiye isimlerini taşıyanlar tebtesimu bir şahsiyetin güler yüzlü olurlarmış. Gaviyetün ve tuhibbul kıyadetü yönetmeyi severler ve seytara diye gidiyor arkadaşlar. Bu da isimlerin manası. Bakın mana el esme isimlerin manası diyor. Burada da onu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi damiye bakın kaziyetü intihar, intihar olayı demiş. Burada da kan olması normal. Çünkü damiye kanlı demek arkadaşlar. Biz de böylelikle bir günde ikinci kelimemizin de öğrenmiş olduk. Nebahat geçen dersimizin konusuydu. Bu dersimizin konusu da bakın damiye ve damen. Damen sadece etek anlamında ama daman dağ anlamı da var. Bir şehir anlamı da var. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.